Özlem Hanım, akşam yemeği için ihtiyacı olan 1 kilogram pirinç için aşağıda verilen aynı özellikte ama farklı gramajda olan ürünleri incelemiştir. Buna göre Özlem Hanım ihtiyacı olan pirinci en uygun fiyata alması için hangi markayı tercih etmelidir? Her bir pirincimize baktığımızda öncelikle bunların birer kilogramlık fiyatlarını bulmamız gerekiyor. Burada yarım kilogramlık fiyatı 15 lira olarak verilmiş. O zaman 1 kilogramlık fiyatı 2 ile 15'i çarparsak 30 lira oluyor. Sıfır tam %25, yani 1 kilogramın çeyreği, değil mi? Dörtte bire eşitti. 1 kilogramın çeyreği olan fiyat 8 ise 8'i 4 ile çarparsak 32 lira olarak kilogram fiyatını buluruz. Zaten burada 1 kilogramı 24 lira olarak bize verilmiş. Sıfır tam 12 kilogramı, yani kilogramın 5'te 1'i demek 4 liraymış. Bu durumda 4 ile 5'i çarparız. 1 kilogramı 20 lira olur. Yani en uygun fiyatlı ürünümüz yığılmaz pirinç oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Kare şeklindeki bir duvarın %25'i mavi, %30'u sarı ve %45'i pembe dikdörtgenler olacak şekilde boyalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duvar olabilir? A şıkkındaki duvarımıza bakalım. Bir kenarının uzunluğunu hesaplayalım hemen. 21 santim yapıyor. Şimdi 21 santimin mavi olan kısmı 21'de 5. Bakın, bunu %25 olarak yazamayız. Bu durumda aradığımız ifade bu değil. Gelelim B şıkkındakine. Duvarımızın hemen buradaki uzunluğunu bulalım. 12, 9 daha 21. 8 eklersek 21'e 29 oldu. Yine mavi kısım için 29'da 8 dediğimizde paydasını 100 yapamayacağımız için yine aradığımız duvarımız bu değil. Gelelim C şıkkındakine. Topladığımızda kenar uzunluğumuzu 20 santim olarak bulduk. 20'de 5 mavi duvar için bakalım. Genişletirsek 100 olması için 5 ile çarptık. 25 bölü 100 oldu. Mavi bölge için şartımız sağlandı. Yani %25'i mavi olmuş oldu. Sarıyı kontrol edelim. 6 bölü 20. Yine 5 ile genişletirsek. 5 ile 6'yı çarptık. 30. %30 oldu. 9 bölü 20 dersek. 5 ile genişlettiğimizde 45 bölü 100'den %45 oldu. Bütün şartları sağladı. Mavi bölge %25, sarı bölge %30, pembe bölgede %45'ine eşit oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir mağaza düzenlediği kampanyada alınan iki üründen etiket fiyatı daha az olan ikinci ürüne %30 indirim uygulamaktadır. Zeynep Hanım mağazadan etiket fiyatı 180 lira ve 150 lira olan iki ceket almıştır. Buna göre Zeynep Hanım'ın kasada ödeyeceği toplam tutar kaç liradır? Aldığımız ürünlerden fiyatı az olan 150 liralık ürünümüz. Buna %30 indirim uygulanıyor. 150'nin %30'unu bulalım. 150'yi 30'la çarpıp 100'e böleceğiz. Çarparsak 45 yapıyor %15'i. Bu sıfırlarımızı sonuna eklersek 4500. 4500 artık 100'e böleceğiz. 2 sıfır silmemiz yeterli. 45 liralık indirim yapılıyor. 150'den 45'i çıkarırsak 105 lira oldu ürünün fiyatı. Toplam fiyatı bulalım artık. 180 lirayla ne yapacağız? 105 lirayı toplayacağız. 5, 8, 285 lira ödemesi gerektiğini buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda eş bölmelere ayrılmış şeklin bazı kutucukları sarı renge boyanmıştır. Boyalı olmayan kısmın %40'ı kırmızıya, %15'i mavi ve kalan kısmı ise yeşile boyanacaktır. Buna göre yeşili boyanan kısım tüm şeklin yüzde kaçıdır? Şeklimize bakalım. Öncelikle kaç parçaya ayrılmış onu bulalım. Burada baktığımızda 10 parçaya ayrıldığını görüyoruz. Buradan baktığımızda ise 5 parçaya. Bu durumda 10 ile 5'i çarparız. Şeklimiz 50 parçaya ayrılmış. Şeklimizin 10 parçası sarı.
Bu durumda geriye kalanı bulmamız gerekiyor. Çünkü burada boyalı olmayan kısmı diye belirtmiş. 50'den 10'u çıkarırsak 40 olur. Geriye 40 parça kaldı. Şimdi kırmızı bölgeyi bulalım. Şeklimizin kalan boyasız bölgenin %40 olduğunu söyleniyor. 40'ın o zaman %40'ını bulacağız. 40 ile 40'ı çarpıyoruz. 1600 yapıyor. 1600'ü 100'e bölersek 2 sıfır silmemiz yeterli. 16 parçanın kırmızı olduğunu buluruz. Mavi boyalı bölgemizi bulalım. Şeklimizin %15'ine eşit. 40 o zaman 15 ile çarpıp 100'e böleceğiz. Çarparsak 600 oldu. 600'ü 100'e bölelim. 2 sıfırımızı silmemiz yeterli. 6 parçanın da mavi olduğunu bulduk. Yeşil bölgeyi bulmak için ne yapacağız artık? 6 ile 16'yı toplayıp 40'tan çıkaracağız. Toplarsak 6 ile 16'yı 22 yaptı. 40'tan 22'yi çıkarırsak 18 olur. Bize ne demişti? Yeşile boyanan kısım tüm şeklin yüzde kaçıdır? Ha, 50'nin 18'i. O zaman 100 olması için 2 ile genişlettik. 36 bölü 100, yani %36'sı oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.